Tüm seyircilerimize kitaphaneden merhaba. Yarım saatlik birlikteliğimiz işte başladı. Her dakikası dop dolu bir kitaphane ile karşınızdayız. Haftanın yazarında Ahmet Murat Özel bizlerle olacak. Kendisiyle lise yıllarında gizlemeye çalıştığı şairliğini, hayret dolu çocukluğunu ve daha pek çok şeyi konuşacağız. Ardından okuma serüvenin bölümü için Denizli'ye, içi şiir dolu bir okul servisine gideceğiz. Bu hafta bir de dosya konumuz var. Dergileri konuşacağız. Dergiler hala hür tefekkürün kaleleri mi? Dergicilik nereden nereye geldi? Nereye gidiyor? Önemli isimlerle bu konuyu konuşacağız. Ardından sosyal kitap ve raftakiler bölümlerimiz ekranlarınızda olacak. Şimdi Ahmet Murat Özel bizlerle. Kimi şairler belli bir tarzda, belli bir üslupla yazarlar. Bazı şairlerse kendi şiir dilini kurabilmiş, kendi şiir dünyasını oluşturabilmiştir. Ahmet Murat o şairlerden biri. Aynı zamanda çeşitli dergilerde haftalık ve aylık yazıları yayınlanıyor. Yalova Üniversitesi İslami Bilimler Fakültesi'nde ders veriyor. Şiir kitaplarının yanı sıra önemli çeviri kitapları da bulunuyor. Yani çocuk sürekli keşif halinde, sürekli hayret ve hayranlık halinde edebiyatınla beslendiği köklerin ben bu keşif, hayranlık, hayret olduğu kanaatindeyim. Ben şimdi kendi çocukluğuma bakınca, buradan bakınca aynı şeyleri görüyorum. Yani bir şaşkınlık hali. Her sanki ağaçla karşılaşınca o ağacı ilk defa ben görüyormuşum duygusu. Hepimizde olan şeyler bunlar. Böcekle karşılaşınca, farklı bir böcekle karşılaşınca bu böceği sanki ben icat ediyormuşum duygusu. Bir tabiat hadisesiyle karşılaşınca, şimşek falan gibi bir şeyle karşılaşınca sanki onu ilk defa ben onun şahitiymişim gibi tepki verme. Bu aslında hepimizde var. Fakat edebiyatçı bu o anlık, o vakitler yaşadığı bu hayretle, şaşkınlıkla, keşifle dolu anı ölümsüzleştiren kimse. Benim açımdan da çocukluk böyle bir şey yani. Ölmeden önce yazayım diye her yazarın hayal kurduğu bir kitap vardır. O kitap da aslında bir tanedir. Bir şekilde aslında o kitap için yazar bütün yazarlar. Yani o kitabı yazmak için hazırlık yaparlar. O kitabı etrafında dolanırlar bazen. Bazen bunu yazmak nasip olur. Bazen de olmaz ama bir büyük kitabın yazımı için yazıyoruz. Ben iki demişim demek ki. Şimdi 3-4 diyebilirim. Mesela hemen sayabileceğim birkaç kitaptan bir tanesi Tanpınar'ın Huzuru. Bu huzuru ben kaç kere okuduğumu bilmiyorum ama zaman zaman okuma ihtiyacı hissediyorum. Yine mesela bu yaz bir daha okumak istiyorum Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzuru'nu. Onu sayabilirim bir kitap olarak. Mesela işte Cemil Meriç'in bu ülkesini birkaç kere okuduğumu biliyorum, hatırlıyorum. Cahit Zarifoğlu'nun Yaşamak kitabında bunları ekleyebiliriz. Bunu da defalarca okuduğumu hatırlıyorum. Onun dışında artık defalarca okuduğum kitap yok ama içinde zaman zaman bazı bölümlerini defalarca okuduğum yazılar var. İşte Ahmet Haşim'in denemeleri içinde bir iki denemeyi defalarca okuduğumu söyleyebilirim. Evet, yani bu
İşte Orhan Pamuk Yeni Hayat kitabının başında bir kitap okudum, hayatım değişti der. Biz bunun izini başka bir takım kitaplarda da sürebiliyoruz. Yani bir kitap okuyarak hayatı değişen, bir kitapla karşılaşınca hayatı değişen insanların hikayelerinin anlatıldığı başka kitaplar da var. Ian Dallas'ın Gariplerin kitabında kahraman mesela bir kitapla tanışır ve hayatı değişir. Bunu ben şöyle anlıyorum. Bir kitap hayatı baştan sona değiştirme gücüne ancak o hayat değişme sınırına yaklaşmışsa bu güce sahip olabiliyor. O şehrin şehirli havasının muhafaza etmeyi üstlenen, mesela o şehrin müziğinin icra edildiği bir konağa sahip olan, o şehrin temel yemek repertuarının, mutfağının canlı tutulduğu bir mutfağa sahip olan, o şehrin temel görgüsü, çeyiz biçimi, konuşma tarzı ve ağzının en iyi yaşatıldığı evlere sahip olan bir insan tipini kastediyoruz aslında eşraf derken. Yani şehirli bir insan tipini kastediyoruz. Bugün eşraf kalmadı. Yani eşrafın daha doğrusu sesi duyulmaz oldu. Trabzon'daki eşrafın, Erzurum'daki eşrafın, Diyarbakır'daki eşrafın sahip olduğu bu kültürel birikim önemini kaybetti. Türkiye'de daha köylü bir kültürel hava, eşrafın kültürel havasının önüne geçti, geçiyor. Eşraf eskiden bu şehirli kültürel havanın, havayı korumanın teminatıydı. Ama bugün eşrafın kendisi de bunu terk etti. Çocuklarını yurt dışında okumaya göndererek, çocuklarını kendileri gibi yetiştirmeyerek, çocuklarını başka türlü yetiştirerek eşraf da bunu terk etti. Ben eşrafın artık yaşamadığı kanaatindeyim. Önce sola, sonra sağa, yine sola bakan akıldır. Kalp uzatmaz. Akıl 2x2'yi iyice bilir. Kalp 2'yi inkar edecektir. İnsan uykudadır, ölünce uyanır. Günün adamıdır ve karşılanır. Can uyanır ve karar anıdır kalp için. Allah sürprizdir Rabbül Alemin. Kalbin kararını akıl tartar. Bu şuna benzer. Akıl esnaftır. Şuna da akıl yaralanır. Kalp yaralanmaz çünkü yaradır. Özel soy isminin o yıllardaki, lise yıllarındaki hesabım bu tabii. O yıllara ait bir hesap. Bir liseliğin hesabı bu. Bu soyadını kullandığım takdirde doğrudan onların bir şeyiymiş gibi algılanacağımı düşünmüştüm. Yani sen o zaman İsmet Özel neyi oluyorsun? Mustafa Özel neyi oluyorsun gibi sorularla karşılaşacağımı düşünmüştüm. Bu sorulara bir kere muhatap olmak istemedim. Yani daha bağımsız olabilmek istediğimi hatırlıyorum. Birincisi bu. İkincisi de bir lisede şiir yazıyor olmak, şiirle meşgul oluyor olmak, şair olarak tanınmak yani en azından benim okuduğum lisede çok makbul bir şey değil diye yani daha hani sayısal bir takım işte şeylerin, becerilerin, formasyonların muteber olduğu bir eğitimden geliyoruz. Dolayısıyla soyadımı gizleyerek bir tür aslında şey olduğunu düşünüyorum. Yani şiir yazdığımı, şiir yayınladığımı, şairliğe heves ettiğimi gizlemek ihtiyacı hissettiğimi hatırlıyorum. Tabii bunlar tamamen liseli bir çocuğun şeyleri, planları. Bugün olsaydım böyle yapmazdım. Bir yazar olarak soruları doğrusu seviyorum. Yani sevmediğim soru yok. En sevilmeyecek soru bir mesela şair için, şairlerin genelinin rahatsız olduğu soru şudur. Burada ne demek istiyorsun? Bu dizede ne demek istiyorsun? Bu dize anlamsız geliyor. Anlamı var mı? Bir açar mısın? Gibi sorulardır. Doğrusu ben bundan da rahatsız olmuyorum. Yani başka saiklerle, başka niyetlerle yazdığım, içinde kısmen imgenin, simgenin, başka bir stratejinin olduğu, bir
dizemi, bir şiirimi bir okurum, bir okur, genç bir okur mesela. Burada hiçbir şey anlamadım, ne demek istiyorsun diye sorduğunda ben onu cevaplamayı seviyorum. Dolayısıyla sevmediğim bir soru sanırım yok, hatırlamıyorum yani. Aylık bir 6-7 yazı yüküm var toplamda. Bunları mümkün olduğu kadar sabah saatlerinde, erken saatlerde, akşamdan yazıyı kafamda şekillendirmiş olarak, akşam yazmamak üzere şekillendirmiş olarak, son notlarımı alarak sabaha bırakıyorum. Sabahleyin erken saatlerde yazmayı düşünüyorum. Şöyle yazıyorum, oturuyorum masaya, yazıya başlıyorum ve bu işte 2 saat, 3 saat ne kadar sürüyorsa yazıp kaldırıyorum, bitiriyorum. Yazma ritüelim aşağı yukarı böyle. Ama yani evde değil de bir kahvede yazabilir miyim? Yazabilirim. Dışarıdan sesler duymadan yazabilir miyim? Evet. Yani dışarıda gürültü olsa bile beni ilgilendirmediği sürece, bana seslenilmediği sürece o gürültüleri duymayabiliyorum. Orada da yazabilirim. Hani otobüste de yazabilirim, uçakta da yazabilirim. Oturuyorum, masa olsun, bilgisayarım olsun, her ortamda yazabileceğimi düşünüyorum yani. Servislerinde ne olur? Bildiniz, müzik sesi, öğrenci kahkahaları, gır gır şamata. Fakat bu serviste şiir var. Öğrenciler okul yolunda şiir gibi dakikalar geçiriyor. Servisçi Hüseyin abi 45 dakikalık yolculuk süresini değerlendirmek için öğrencilerle konuştu, hep birlikte şiir okumaya karar verdiler ve olaylar gelişti. Şimdi Denizli'ye gidelim ve devamını Hüseyin Alataş'tan dinleyelim. İsmim Hüseyin Arataş, servis şoförüyüm. Bu işe başladığımda 10 yıl kadar oldu. Çocukları okuldan alıp da evine girinceye kadar veya evden alıp okula girinceye kadar bir 40-45 dakika boş zamanımız geçiyor. Bu boş zamanı biz boşa geçirmemek için çocuklar oturup konuştuk. Dedik çocuklar ne yapalım? Bu az bir zaman değil. Bunu biz bir şeyle değerlendirelim her bir şekilde. Şiir okuyalım çocuklar, okur muyuz? Okuruz amca dediler. Ve ben şiir yazdım. Mehmet Akif Ersoy'dan Safahat kitabından ben çocuklarımıza şiirler hazırladım. Onlar da bu şiirlerimizi tek tek okuyaraktan sonra hep beraber bu şiirleri ezberlendi. Her yazdığım, getirdiğim şiiri çocuklara beraber ezberledik ve ezberliyoruz. Bu şekilde bu zamanı değerlendiriyoruz. Çünkü millet olarak bizim boşa harcayacak bir dakika, bir saatimiz yok. Bu boş zamanı mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. Bu sayede çocuklarımızın okuma alışkanlığı gelişti. Kitap okumayı çok sevdiler ve çok seviyorlar. Bu şekilde değerlendiriyoruz servisi, boş saatimizi. Şimdi efendim servis başladığı anda hemen bir tane çocuğumuz amca ben şiir okuyacağım diyor. Hemen başlıyor. O daha şiire başlamadan herkes el kaldırıyor. Ben ikinci, ben üçüncü, ben dördüncü olacağım diyerekten bu şekilde şiire başlıyorlar. Onlara sırayla şiirlerini okuyorlar ve biz de zevkle şiirlerini dinliyoruz. Çok neşeli bir vakit geçiriyoruz ve bilgili ve vakit geçiriyoruz. Yani vaktimizi boşa harcamış olmuyoruz. Aslında yani bir eğitim yapıyoruz. Servisimiz adeta bir yürüyen okulda diyebiliriz yani. O şekilde değerlendirebiliriz. Çünkü boşa geçen hiçbir vaktimiz yok. Uyan! Uyan, baksana kim boynu bükük ağlayan. Yaş gibi damlardı gözünden. Son felaket dersi ne demektir, şu demektir. Şimdi efendim bu konuyla bir anım vardı. O anımı size anlatmak istiyorum. Anaokuluna giden bir çocuğumuz vardı. 4 veya 5 yaşlarında. Bu çocuğumuz 6-7 tane şiir ezberledi. Mehmet Akif şiirlerinden, Safahat'tan. Tabii bunu ezberledikçe annesi babası görünce çok heveslenmişler ve sevmişler, memnun oldular. Demişler ki biz de öğretelim şiir evde. Bunlar bir kıtalık şiiri okuyorlar. Fakat
Çocukta hiçbir ses yok, tepki vermiyor. Bir daha okuyorlar tekrar etmesi için. Yine bir tepki yok, ses yok. Üçüncüye bir daha okuyorlar. Yine çocukta ses yok. Diyor ki, yavrum niye okumuyorsun? Bak işte şiir serviste öğrenmişsin, okuyorsun. Niye burada okumuyorsun? Çocuk bana göre çok hayret verici bir cevap veriyor. Ben çok hayret içerisinde kaldım ki anaokulu yaşında olan bir çocuktan kendisinden beklenmeyecek bir cevap şöyle diyor. Ya diyor, böyle şiir mi olur diyor. Ben bu şiir okumam diyor. Neden diyor? Heyecan yok diyor, coşku yok diyor. Böyle şiir mi olurmuş diyor ve şiiri okumuyor. Aynen bizim okuduğumuz şiirleri Mehmet Akif şiirlerini bilhassa zevkle ve şevkle okuyor çocuklar. Durmak bize yakışmaz, çalışmak, başka yol yok. Hem nasıl? Canlar. Hüseyin amcayı çok seviyoruz çünkü bize okumayı öğretiyor. Bizim şiiri çalışmamız okulun açılmasıyla beraber başlıyor. Okul sezonuyla beraber. Okul bitinceye kadar biz bu çalışmamızı yapıyoruz. Okul biteceğine yakında artık bizim de şiiri çalışmamız bitmiş oluyor, sona eriyor. Bu şekilde şiir okumaya devam ediyoruz. Sonunda şiir okuyan çocuklarımıza bir tane kitap hediye ediyorum. Onlar da bu tatilde boş vakit geçirmiyorlar. Bu sayede yine eğitime devam ediyorlar. Okumayı daha çok sevdim. Şiir okumayı daha çok sevdim doğrusu. Serviste şiir okuyoruz hep. Yani ara sıra bazen şiir okuyorum. İlkokul çağında bu gençlerimize geçmişimizle ilgili, geçmiş tarihimizle, kimliğimizle ilgili bu tür bilgileri vermek çocuklara, okutmak, o tür eserleri vermek, okutmak hakikaten çok faydalı bir şey. Ve geleceğimiz için de bizim için bir güven meselesi olacak gençliğimiz için. Hani Akif Milli Şair'imiz diyor ya, işte Asım nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek, işte çiğnetmedin namusunu çiğnetmeyecek. Gerçekten Asım nesillerine çok büyük ihtiyacımız var. Ancak bu şekilde biz Asım'ın nesillerini yetiştirebiliriz. İrfan-ı hür, iman-ı hür gençliğimizi ancak bu yaşlarda kitapla tanıştırarak, kitap sevgisini aşılayarak, şiirle tanıştırarak ve bu şekilde ancak geleceğimize yön verebiliriz, gençlerimize yön verebiliriz. En çok sevdiğim Sağ Yolun Çok Acağı ve 30 Kuş. Diğerlerini o kadar çok sevmiyorum ve servisi de seviyorum. Ve işte yepyeni bir bölümümüzle daha karşınızdayız. Kitaphanede zaman zaman hazırladığımız dosya konularını paylaşacağız sizinle. Bu haftaki dosya konumuz dergiler. Dergiler hala hür tefekkürün kaleleri mi? Eskiden edebiyat akımları dergiler etrafında oluşurdu. Şimdilerde durum nedir? Hepsini ve daha fazlasını Doğan Hızlan, Beşir Ayvazoğlu ve Güray Süngü ile konuştuk. İzleyelim. Bizim köklü bir dergicilik geçmişimiz var, bir dergicilik geleneğimiz var. Kültür, düşünce, edebiyat, o dergiler vesilesiyle hep kendisine yer bulmuş. Akımlar o şekilde belirlenmiş, yönler o şekilde çizilmiş. Gruplaşmalar, ekoller o şekilde oluşmuş. Ve dergiler insan yetiştirmiş, sanatçı yetiştirmiş. Yani bir usta-çırak ilişkisi içerisinde bir insan neslinin yetişmesine vesile olmuş. Hala da bu gelenek devam ediyor. Çok satan edebiyat dışı dergiler var. Popüler dergiler var ama edebiyattan söz ediyorlar. Ama onların bir hatası var. Belli adlar etrafında dönüyorlar. Hiçbir zaman onlardan yeni bir ad çıkmıyor. Çünkü on popülerlik, popüler olan adamların üzerine bir yayın yapmaktır. Bu bakımdan yeni yazarların eserlerine, ürünlerine orada rastlayamıyoruz. Ancak bu popüler dergiler acaba edebiyata yeni bir okur kazandırıyor mu? O sorunun henüz kesin cevabını vermiş değil. Kimilerine göre onlar bunu öğreniyorlar diyor. Kimilerine göre zaten bilinen eserler eşliğinde kısır döngü, bir döngüye giriyor diyorlar.
Her iki tarafında doğruluk payları var. Evet, çok sayıda dergi var ve artıyor da. Bu eleştiriliyor zaman zaman. Yani bu kadar çok edebiyat dergisine ne gerek var? Sanatın çıtasını, şiirin, öykünün işte çıtasını aşağıya çektiği gibi iddialar da söz konusu. Ama şöyle bakmak lazım. Yani gençler var ve bu adamlar birleşerek bir edebiyat dergisi çıkartmak istiyorlar. Bu her şeye rağmen büyüleyici bir şey. Sanatın çıtasını kötü sanat eseri belirlemez. İyi sanat eseri belirler. Dolayısıyla dergilerin çok olmasının ben hiçbir sakıncasını görmüyorum. Hür tefekkürün kalesi olabilmesi için derginin bağımsız olması lazım. Ama bağımsız olarak bugün bir derginin çıkarılması, o derginin ekonomik olarak ayakta durması imkansız gibi. Şimdi bir kuruma dayanan, bir cemaate, bir partiye, bir holdinge dayanan dergiler kaçınılmaz bir biçimde o partinin, o cemaatin, o holdingin, o ideolojik grubun, bu ideolojik grubun görüşlerini yansıtıyor. Yani bu manada herhangi bir derginin Hür Tefekkür'ün kalesi olması çok zor. Şimdi karşınızda Gonca Özgül var. Geçmiş bölümlerimizde sosyal kitabı izledi. En sevdiği kitapları seçti, telefonunun kamerasını açtı, videosunu çekti ve bize gönderdi. Siz de kitaplarınızı seçin, videonuzu çekin, gönderin, yayınlayalım. Durun durun, önce program bitsin. Sonra sosyal medya hesaplarımıza gelin, ayrıntıları konuşalım. Şimdi Gonca Özgül'ü izleyelim. Herkese merhaba. Bugün sizler için seçtiğim şahane iki kitaptan bahsedeceğim. Bunlardan ilki Mutlu Prens adlı öykü kitabı. Oscar Wilde'ın çocuklar için yazmış olduğu masallar olduğu söylenen bu öyküler iyilik ve kötülük gibi kalıplaşmış iki zıt değerin yanı sıra merhamet, dostluk, şefkat, bencillik, güzellik, çirkinlik gibi insani değerleri de anlatıyor. Çünkü biz insanlar sadece siyah ya da sadece beyaz olamayacak kadar çok şey barındırıyoruz bünyemizde. Ve Oscar Wilde'da yazdığı kısa ama gayet çarpıcı olan öyküleriyle 7'den 70'e herkese sesleniyor. Kitaba da adını veren Mutlu Prens ilk öykü olmak üzere 5 farklı hikayeden oluşuyor bu kitap. Benim genel olarak üzücü bulduğum ama kalbime de çok fazla dokunan öyküler oldu bunlar. Okurken kendime çok fazla pay biçtim, çevrimi kendimi tekrar gözlemleme gereği duydum ve umarım sizler de okursanız en az benim kadar etkilenirsiniz. Popüler kültür kitapları arasında hala çizgisini bozmayıp kalitesini korumaya devam eden kitaplar mevcut ve bu kitaplardan birisi de Kusursuz Hayatlar. Kusursuz Hayatlar aslında hepimizin aşina olduğu bazı hayat gerçeklerini anlatan ve hayatımızı güzelleştirmenin aslında bizim elimizde olduğunu gösteren kitaplardan birisi. Ben bu kitabı okurken başkalarının hayatlarında görüp imrendiğimiz ve asla ulaşamayacağımızı düşündüğümüz o mutluluğun aslında yanı başımızda olduğunu hissettim. Hayatımıza güzellikler katmak, insanları mutlu etmek ve mutlu olmak aslında sandığımızdan çok çok daha basit. Ve bu kitap hakkında en sevdiğim şey ise okuduktan sonra kendime çıkardığım dersler olduğunu fark etmem. İnsan okurken kendini eleştirmekten geri duramıyor. Bu kitabı önerimle okuyan bir arkadaşım bana şöyle bir cümle kurmuştu ve çok hoşuma gitmişti. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Bana şöyle demişti. Ben sanmıyorum ki öz eleştiri kabiliyeti olan herhangi bir insan Kusursuz Hayatları sevmesin. Gerçekten de öyle. Öz eleştiri yapma becerisine sahip herkesin sevebileceğine inandığım, keyif alabileceğiniz, yer yer belki duygulanabileceğiniz ve çok sevebileceğiniz bir kitap Kusursuz Hayatlar. Benden bugünlük bu kadardı. Umuyorum ki bu iki kitabı okursanız sizler de en az benim kadar çok seversiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Ve geldik programımızın sonuna. Şimdi kitapçıların raflarında bir gezintiye çıkalım.
Yeni çıkanlardan eskimeyenlere kadar her şeye şöyle bir göz atalım. Malcolm X, Alex Haley, İnsan Yayınları. Malcolm X'in hikayesi ne pahasına olursa olsun hakikate ulaşma yoluna adanmış yenilmez bir iradenin, insanlık onurunun hikayesidir. Doğuya Yolculuk, Gustave Flaubert, Sel Yayıncılık. Bu kapsamlı seyahatname sayesinde 19. yüzyıl doğusunu ve de Türkiye'sini Flaubert'in gözünden görebilirsiniz. Oğuz Kağan, Diriliş, Lokman Aydoğan, Bilge Kültür Sanat Yayınları. Ötüken'de başlayan macera, yine Ötüken'de biterken okuyucu yeni bir çağın başlangıcına şahitlik edecek. Bu Mülkün Sultanları, Necdet Sakaoğlu, Alfa Yayınları. Kitapta Osmanlı'nın 36 padişahının yaşam öyküsü, ilgiyle okunacak tarzda ve kaynak eserlerden kısa alıntılara yer verilerek anlatılıyor. Yılların İzi, Mahir İz, Kitabevi Yayınları. Mahir İz'in tanıdığı pek çok edebi ve siyasi kişiliğin hatıralarını anlattığı bir hatırat kitabı. Maviye Bakmak, Serap Doğan, Doğan Novus Yayınları. Modern hayatın çarkları ve kendi tutkusu arasında esir düşmüş bir kadının dönüşüm yolculuğu. Canavarlar Gece Gelir, Sezen Aksu Taş Yürek, Timaş Çocuk Yayınları. Çocuğunuzun gece korkuları varsa kronik hale gelmeden onu anlayabilecek ve bu korkuların çözümüne birlikte ulaşabileceksiniz. Programla ilgili beğeni ve eleştirilerinizi, okuma serüvenleriyle ilgili dikkatinizi çekenleri ya da içinizden gelenleri bize yazın. kitaphane@trt.net.tr adresimizden ve sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Haftaya yine bekliyoruz. Hoşça kalın.